Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kardeşlerim, El-Burhan fi mettefaka aleyhi şeyhan min kitab-ı lu'lu vel marjan derslerimizin 16.'sına ulaştıran Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. 8. bölümden devam ediyoruz. Namaza yetişme ve kerahat vakitleri. 100. hadis. Yine en çok hadis rivayet edenlerden da yer alan Muktirun olarak tavsif edilen Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: men adrake rak'aten minas salati fakat adrake es salaten. Yani kim birinci rekata ulaşırsa, burada kasıt, yani imamla namaza uyan bir durum söz konusu. Böyle bir durumda birinci rekata ulaşan o namaza ulaşmış olur buyuruyor Allah Resulü. Buhari Mevakitü Salah, yani namazın vakitleri 29.508, Müslim Mesacit 161-607. hadisler. Bu hadis iki manaya gelir. Bir, kim namazın bir rekatını vaktin içinde kılarsa, kılacağı namaz eda olarak kabul edilir. İki, kim cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişirse, cemaat sevabını elde etmiş olur. Baci el-Endülüsi, el-Müntaka, Şerhul Muvatta. Birinci cilt 20. Bu konudaki hadisler için yine Buhari Mevakitü Salah 28-579, Müslim Mesacit 161-7 ve 608. hadislere bakılabilir. Kardeşlerim, buna fıkıh terimleri olarak lahik ve mesbuk deniyor. Lahik, yani namaza ilk rekatta yetişen, mesbuk ise namaza birinci rekatta yetişemeyen, diğer rekatlarda yetişenler. Bunların fıkıhta ne yapacakları, yani İslam ilmihallerinde zikredilebilir ki Türkiye'mizin ilk yazılan İslam ilmihallerinden bir tanesi 4. Diyanet İşleri Başkanımız merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, yani sayısız defa İlmihal'ini kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam ve Hayat 1-2 cilt olarak hazırladığı İlmihal'e de bakılabilir. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın Seyfettin Yazıcı ve eski Diyanet İşleri Başkanı merhum Lütfi Şentürk'e yazdırdığı Diyanet İslam İlmihali'ne de bakılabilir. Onun dışında yine Hamdi Döndüren hocamız İslam İlmihali, Aile İslam İlmihali, Ticaret İlmihali adlı kitaplar da telif etti. Onlara da bakılabilir. Kardeşlerim, 101. hadis Abdullah bin Ömer'den, yani Hazreti Ömer'in oğlundan rivayet ediliyor. An İbni Ömer radıyallahu anhüme, hem Abdullah'tan Allah razı olsun, gale şöyle dedi: gale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İza tala hacibu şems fedavu es-salah hatta teberradu. Yani ve iza gâbe hacibu şems fedavu es-salah hatta teğib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşin
doğduğunda, yani kaşı ucu şeklinde de tercüme edilmiş, yükselene kadar namaz kılmayı bırakınız ki bu vakitlere biz kerahat vakitleri diyoruz. Ve üç vakittir bunlar. Güneş doğarken, güneş batarken ve güneş tam tepemizde iken üç vakitte namaz mekruh kılınmıştır. Güneşin batıya yöneldiğinden itibaren öğle için artık kerahat vakti çıkmıştır. Öğle namazının vakti girmiştir anlamındadır. Yine güneşin kaşı batmak üzere olduğunda teberruz ve gıyıp kelimesi kullanılıyor. Yani teberruz ortaya çıktığında güneşin ilk ışıkları diyebiliriz. Ve güneşin son şuaları da kaybolduğunda artık kerahat vakti girmiş demektir. Doğarken ilk şuaları, batarken de son şuaları artık kerahat vaktine girildiğini gösteriyor. Buhari Bedul Halk yani Yaratılış 11 3700 3272 ve Müslim Mesacit 291-829. hadislere bakılabilir. Ebu Said el-Hudri'den daha önce de geçen bir rivayeti vardı Ebu Said el-Hudri'nin. 102. hadis. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh kâle Semitu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Kardeşlerim, hadis tahammül yollarından en kuvvetlisi olarak tavsif edebilme sigası, hem gördüm hem işittim diyorsa tahammülül hadiste en yüksek derecelerden bir tanesini ifade etmektedir. Zira ravinin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hem gördüğü ve hem de işittiği, yani bir kesinlik de söz konusu oluyor. Yani hadis alma yollarından en yükseği diyebiliriz. Hazreti Peygamber işiterek aldığını ifade ediyor. Yekul la salata ba'de subhi hatta yertafi'a şems. Yani sabah namazından sonra namaz yoktur ta ki güneş belirli bir, yani mızrak boyu diyoruz biz ona, yükselişine kadar. Yani burada yine sabahın kerahat vaktinden güneşin tulu etmesi, yani güneşin şualarının yayılmasından itibaren belirli bir müddet, 40-45 dakika diyebiliriz. 45 dakikalık bir esas alınıyor. Artık güneş doğduktan 45 dakika sonra kerahat vaktinin çıktığını, yani bir mızrak boyu şeklinde de ilmihallerde geçiyor. Yani o zamana kadar namaz yoktur. Ve la salate ba'del asri hatta tagibe eşşems. Yani yine ikindi namazından sonra namaz yoktur ta ki batana kadar. Yine burada güneşin son şuaları kaybolurken namazın kılınamayacağını biz ifade etmiş oluyoruz. Buhari Mevakıtü Salah 31 586 Müslim Müsafirin 288 827. hadisler olarak Buhari ve Müslim'de zikrediliyor. 102. ve bu bölümün son hadisi yine Abdullah bin Ömer'den rivayet ediliyor. An İbni Ömer radıyallahu anhüme hem babasından hem oğlu Abdullah'tan Allah razı olsun. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu diye rivayette bulunuyor. La teharrav bi salatikum ve la gurubeha. Yani güneşin doğuşu ve batışı namaz kılmayınız. Biz dersimizin başında da zikrettiğimiz gibi üç vaktin kerahat vakitleri olduğunu, yani namaz kılmanın mekruh olan vakitleri diye de kardeşlerimize izah edebiliriz. Güneş doğarken, güneş batarken ve güneş tam tepede iken diyoruz ki bu öğle namazı için kerahat vakti, diğerleri ise sabah namazından sonraki ve ikindi vakitleri olmak üzere üç vakittir. Burada uzun bir izah var.
Onu zikretmek istiyorum. Buhari Mevakıtü Salah 30 582 Müslim Müsafirin 290 828. hadislerinde ortak rivayet olarak zikrediliyor. Zikrettiğimiz bu üç vakitte, yani güneş doğarken, güneş batarken ve güneş tam tepemizdeyken bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahat vakitleri denir. Ukbe bin Amir el-Cüheni'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı. Onun için dikkat edilirse Anadolu'da bir gelenek vardır. Cenazenin hani çok uzaktan yakınları belki hani çeşitli zaman dilimlerinde belki morga kaldırılarak bekletiliyor ama Anadolu'daki gelenek cenaze bekletilmeden yani güneş batmadan mümkünse teşyi ve tekvin yapılmaya gayret edilir. Demek ki bu da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden kaynaklanan bir aceledir. Bazı hadislerde mesela acele edilen 5 bazen 6 sayılan şeylerden bir tanesi de cenazeyi defnetmek olarak karşımıza çıkıyor. Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu, bunu ifade etmiştim, yükselmesine kadar güneşin gökyüzünde tam dik oluşunda, yani batıya yönelmesine kadar, ki bu öğle namazının tam olgunlaşmadığını, batıya yöneldiğinde artık olgunlaştığını ifade etmiş oluyoruz. Yani güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar şeklinde Müslim'in Müsafirin 293-831, Ebu Davud'un Cenayiz 50-51, 3192. hadislerinde geçiyor. Burada zikrettiğimiz hadisler her ne kadar Buhari ve Müslim'de yine gördüğünüz gibi aynı hadis Ebu Davud'un Sünen'inde de geçiyor. Buradan çıkan şöyle bir sonucu zikretmek gerekir. Yani burada zikredilen örneğin bir namaz, bir oruç, bir hac ve diğer ibadetler sadece Buhari'nin ve Müslim'in El Camii sahihlerinde yer almıyor. Diğer hadis kitaplarında da yer alıyor. Biz kütübü sitte diyoruz ya da kütübü tis'a diyoruz bunlara. Bir daha kardeşlerimize daha önceki derslerimizde zikrettik. Bir daha zikretmekte fayda mülahaz ediyorum. El-Buhari'nin Camii Sahihi, Müslim bin El-Haccac'ın Camii Sahihi, Ebu Davud'un ki burada geçti Süneni, Et-Tirmizi'nin Süneni, İbn-i Mace'nin Süneni, En-Nesai'nin Süneni olmak üzere 6 kitap. Bunlara ilaveten Türkiye'de Kutubu Tis'a diye tanınan ve Çağrı Yayınları'nın 2 defa yayınladığı, 1981 ve 1992 yıllarında yayınladığı eserlere 3 ilave daha yapıldı. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i ki en son tercümesi Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inin yayınlandı. Ocak Yayınları tarafından 29 bin küsur hadis, 21 cilt olarak elhamdülillah Türkçe'ye tercüme edildi. Ve İmam Malik'in Muvatta, bu da Türkçe'ye tercüme edildi. Abdülvehhab Öztürk tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. Yine geçen ay kaybettiğimiz Abdullah Parlayan hocamız Konya Eşrafı'ndan Türkçe'ye Muvatta'yı tercüme etti. Son olarak Darimi'nin Türkçe'ye Abdullah Aydınlı tarafından 9 kitabın tamamının Türkçe'ye kazandırıldığını zikrediyoruz. Türkçe'ye kazandırmada gayret sarf eden hocalarımızdan yaşayanlara sağlık sıhhat afiyet dilerken vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Öncelikle Buhari ve Müslim'i Türkçemize kazandıran 17 cilt halinde Ötüken yayınlarından Mehmet Sofuoğlu'nu öncelikle ilk çığır açtığı için Türkçe tercüme edilen eserlerden birisi olduğu için gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet ve mağfiret eylesin. İkinci olarak yine Müslim bin El-Haccac'ın El Camiu Sahih'ini 8 cilt halinde tercüme etti. İrfan Yayınları tarafından neşredildi. İrfan Yayınları tekrar bu eseri yıllar sonra yakınlarda yine yayınladı. 8 cilt halinde kardeşlerimizin
istifadesine sunuldu. Yine Ahmet Davutoğlu Müslim'i 11 cilt halinde tercüme etti. Eski Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün müdürü, onun Ölüm Daha Güzeldi diye bir kitabını da kardeşlerimiz okumalarını tavsiye ediyoruz. Zira yaşadığı sıkıntılarının, yani nasıl o derecelere geldiğinin, yani bu sıkıntılı dönemlerde nasıl bu eserleri telif ettiğinin bir nevi arka planını orada kardeşlerimiz görebilirler. Buradaki zamanları şöyle hocamız El Hidaye'den, yani Merghinani'nin Hidayesinden 1. cilt 42 ve 43'ten aktarmış. A. Güneşin doğmasından itibaren 40-50 dakika. Ben dersimin başında 40-45 şeklinde ifade etmiştim. Burada bir arz daha temkin 50 dakikaya çıkarılmış görünüyor. Yine akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman, bu üç kerahat vakti, ki mekruh vakit diyoruz, ne kazaya kalmış farz namazlar, ne de vitir gibi vacip, ne de daha önce hazırlanmış bulunan bir cenaze namazı kılınmadığı gibi daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı tilavet secdesi de yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde tilavet secdesi vardır. Yani tilavet secdesi okunduktan sonra bunun da yapılması vücub ifade eder. Buna orada da bir atıfta bulunuyor. Yine güneşin batmasından önceki kerahat vaktinde ise sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. Bunlar dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur şeklinde bazı maddeler açıyor. Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar olan sürede ikindi vakti namazı kılındıktan sonra, yani ikindi namazı kılındıktan sonra güneş batıncaya kadar geçen sürede ve akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce, son olarak da cuma günü hatibin minbere çıkması kılınan namazların mekruh, yani bu vakitlerde kılınan namazın kerih bir vakitte kılındığını ortaya koyuyor. Kardeşlerim, 9. bölüm mescitler bölümüne bir giriş yapıp 1. hadisle dersimizi sonlandıracağım biiznillah. 9. bölüm mescitler, yani elhamdülillah biz, yani kitabın 1/6'sını bitirdik. 607 hadis toplam, şu anda 103. hadise ulaşmış bulunuyoruz. Bizi bu dersin fırsatını temin eden Allahu Teala'ya, sizlerle buluşturan Allahu Teala'ya sayısız hamdü senalar ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. Kardeşlerim, 9. bölüm yine serlevha ayetleriyle başlıyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bu ayet genelde mescitlerin girişinde ya da hoca efendilerin genelde beyaz tahta ya da siyah tahtaya yazdıkları serlevha hadislerinden. اَسْتَيُزْ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yani Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman edenler imar eder. Yani tamir ederler anlamında ya da bani, yani onu yaparlar anlamında da ele alabiliriz. Ve akame salah ve ete zeka ve lem yahşe illallah. Ve namazı kılan, zekatı veren sadece Allah'tan korkanlar imar ederler. Çünkü bu vavlar atıftır. Yani şöyle tercüme edilebilir. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını kılan, zekatını veren ve sadece Allah'tan korkanlar imar ederler. Ulaike en yekunu minel muhtedin. İşte
dosdoğru yola ermiş olmaları umulan kimseler de bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet. Yine Cin suresindeki ayeti de buraya derc etmişler. Türkçe olarak derc etmişler ama ben Ankara'daki bir caminde, eski camilerden bir tanesi Osmanlı dönemine ait, onun mihrabiyesinde yazıyor. Ben kardeşlerimize, özellikle Ankaralı kardeşlerimize, Zincirli Camii'nde gittiklerinde kıble tarafında o ayeti görebilirler. Estağfirullah bismillah. Ve ennel mesacidi lillah fela ted'u ma'allahi ahada. Yani mescitler Allah'a ibadet içindir. Yani dua etmek içindir. Orada Allah dışında kimseye dua etmeyiniz. Yani bu şu anlama gelmez. İbadet anlamındadır. Yani yoksa diğer insanların hayrına dua etmeyiniz anlamında değil. Yani ibadeti sadece ve sadece Allah için yapınız. Allah'ın rızasını gözetiniz anlamındadır. Kardeşlerim, 104. hadisle sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bin Affan'dan 3. halife ve peygamberimizin Zinnureyn, yani hem Rukiye validemizin ve hem Ümmü Gülsüm validemizin diyelim. Çünkü peygamberimizin eşleri bizim annelerimizdir. Bunlara da aynı hürmeti gösteriyoruz. Rukiye ve Ümmü Gülsüm, Allah razı olsun kendilerinden. Kabirleri pür nur, mekanları cennet olsun. Yani peygamberimizin eşleri Ümmuhatül Mümininin, yani nuru ve müminlerin annelerinin iki kızı, onların eşi ve iki nur sahibi şeklinde tavsif edilmiş ismi Zinnureyn, yani iki nur sahibi, ondan rivayet ediliyor. Bakın ki tarihe, Hazreti Ebu Bekir'in de oğlunun bulunduğu bir topluluk, Mısır tarafından bir topluluk, Hazreti Osman'ı Kur'an-ı Kerim okurken Estağfirullah bismillah feseyekfikehumullah ayetinin üzerine şehit ediyorlar. Yani bakın, kargaşaya bakın İslam aleminde. Hazreti Peygamber vefat eder etmez Müseylemetül Kezzab'ın çıkıp ben peygamberim, bana da vahiy geldi gibi bir yalancı peygamber diye tavsif edilen bir duruma bakın. Ardından Hazreti Osman'ın şehadetine bakın ve Hazreti Osman'ın ardından şehadetine ve Hazreti Ali'nin şehadetine bakın. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabelerin arasında artık olmayınca, Dar-ı Bekaya irtihal edince fitne kol geziyordu. Üç sahabinin şehit edildiğini görüyoruz. Ve Hazreti Ömer kendisine kastedileni soruyor. Kim kastetti bana? Araştırın. Daha şehit olmadan bunu soruyor. Gidin araştırın. Diyorlar ki, zira Ebu Lü'lü'den vergi istemişti Hazreti Ömer. O ona demişti ki, sen değirmen yapıyorsun, bana bir değirmen yap. Yani sana öyle bir değirmen çeviririm ki, işte öyle bir değirmen çevirdi ki Hazreti Ömer'i namazda hançerledi ve şehit olmasına sebebiyet verdi. İşte görüldüğü gibi üç halifenin şehadeti o dönemde karışıklıkların baş gösterdiğini, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın aralarından ayrılmaz fitnelerin baş gösterdiğini, bin sebelerin boş durmadığını, İslam aleminin vahdetini, tevhidini parçalandıklarını görüyoruz. Parçalamak için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini, arkalarına bırakmadıklarını görüyoruz ve hadisle sona erdiriyoruz sohbetimizi. Gale semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yegul men bena mesciden yebtagi bihi veçhallahi benallahu lehu mislehu fil cennet. Yani kim dünyada Allah'ın rızasını, onun rızasını tahsil etmek için bir mescit bina ederse, bir mescit yaparsa, aynen cennette Allahu Teala onun mislini onun için bina eder. Buhari Salat 65, 450, Müslim Mesacit 24, 533. hadisler olarak geçiyor. Bunlar da genelde camilerin girişlerindeki levhalarda
bu hadis nakşediliyor. Yani kim bir mescit bina ederse Allahu Teala onun için ahirette bir mescit bina eder. Aynen cennette bir mescit bina eder. Yani bir mekan bina eder şeklinde de tavsif edebiliriz. Çünkü misli dediğine göre bir önceki kelime neyse onu biz tercüme etmek durumundayız. Mescit olduğuna göre mescit olarak tercüme ediyoruz. Kardeşlerim, bizi 16. sohbete ulaştıran Allahu Teala'ya okunan hadisleri en önce zihnine, sonra kalbine, sonra azalarına tatbik ettiren kullarından eylesin Mevlam. Ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhtereme aleyhissalatu vesselam layık olan ümmetlerinden eylesin.